Bugün başlığını hayata yön verenler olarak belirlendi bugünün başlığı. Hayatın her alanını şekillendiren kadınların önemini hatırlatmak için bir fırsat olarak değerlendirdik bugünü. Birleşmiş Milletler, birçoğunuzun bildiği gibi 2030 yılında kadın erkek eşitliğinin tüm dünyada sağlanmasını hedefliyor. Bu yıl içinde de kadınlarla ilgili bugünün, bu senenin temasını da değişen iş dünyasında kadın olarak belirledi Birleşmiş Milletler. Evet, iş dünyası değişiyor. Küreselleşme, teknolojik ve dijital dönüşüm, 4. sanayi devrimi hepimizin konuştuğu kavramlar. Ama kadının değişen dünyada kendine yer bulması, sosyal haklara erişmesinden yönetim kademelerine gelmesine, cinsiyete duyarlı bütçelemeden teknolojiye erişimine çok çeşitli değişkenleri dayandırıyor, ortaya getiriyor. Elbette aşılacak, engeller kırılacak çok cam tavanlar var. Bu cam tavan deniyor biliyorsunuz engellere. Türkiye'de kadının iş gücünü, katılımını hala maalesef %33 seviyesinde iş gücüne katılımı. Kamusal alanda, siyasette, eğitimde hala gitmesi gereken çok yol var. Bunların hiçbiri yeterli değil. Biraz biz hepimiz daha iyisini hak ediyoruz ve ettiğimizi de biliyoruz. Daha hızlı koşmamız, kapıları daha çok zorlamamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama bir yandan da yatsınamaz ilerlemeler var. Tünelin ucunda ciddi bir ışık sızıyor. Kararlı alıcı olarak siyasete katılım dünya genelinde artıyor. Eğitime katılım oranları yükseliyor. Medyanın, sivil toplumun, kamunun, iş dünyasının kadın meselesine karşı duyarlılıkları artıyor. Eşitliğin sağlanmasının toplumun tek bir kesimi için değil, ortak geleceğimiz için kritik önem taşıdığı artık herkes tarafından biliniyor. Kadınların dünyanın birçok ülkesinde iş gücünün dışında kalmasının sadece kadınlara değil, küresel kalkınmaya zarar verdiği artık rakamlarla da ispatlanıyor. Kadınların eğitilmemesinin önemi, yarattıkları ekonomik değer, müşteri olarak seçicilikleri, yönetici olarak karar vericilikleri, ekonomiye yaptıkları katkılar ve sahip olduğumuz daha birçok bilgiyle artık itiraz edilmez bir noktaya geldi kadının dünya ekonomisindeki önemi. Kadınların yönettikleri şirketlerin %15 daha fazla kar ettiklerini görüyoruz. Ama artık tüm bu söylemlerin bir adım ötesine geçme vakti. Artık kadın meselesine yeni boyutlardan da bakma vakti geldi. Kadınlar artık sınırların ötesine geçiyor, şartları zorluyor. Ben okula gittim, iş sahibi oldum, bu bana yeter demiyor. Cam tavanları, yani görünmez, şeffaf ama orada var olan sınırları kırmak, aşmak, toplumsal verilmiş rollerin ötesine geçmek gerekiyor. Bir yandan da her alanda bunu yaparken, yani cam tavanları kırarken, diğer yandan da cinsiyet eşitliği kavramının tanımını da genişletmemiz gerekiyor. Sadece rakamların yükselmesinden ibaret görmemeliyiz eşitliği. Artık yeni boyutlar kazandırmalıyız. Cam tavanlar kırıldığında, sınırlar aşıldığında neler oluyor? Ne oluyor? Nasıl bir değişim başladığını, nelerin başarıldığını işte bugün panelde çok güzel örneklerini göreceksiniz. Onlar cam tavanları kırmışlar, eşitlik içinde bir başka boyuta gelmişler. Birazdan bu sahnede dinleyeceğiniz isimlerin cesaretin, özgüvenin ötesinde eşitlikler yarışında kazanmışlar ve fark yaratmışları dinleyeceksiniz. Bir de Erol Bey burada, TÜSİAD Başkanı. Erol Bey gibi kadınların bu yarışta öne geçmeleri için fırsat yaratan
akıllı erkekler. Evet, kendi alanlarında çok başarılılar ve değerliler. Birazdan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sabancı topluluğu adına böyle bir günümüze geldiler, katıldıkları için. Tıpkı dünyada sayısız örnekler var bu gelinen konumda. Christine Lagarde, IMF Başkanı olarak ikinci dönemine başladı. Sadece kadın olduğu için seçilmedi. Meryl Streep, Demet Akbağ burada bizle beraber, sadece kadın olduğu için en çok Oscar'a aday gösterilen sanatçı olmadı. Rahmetli oldu Zaha Hadid, sadece önemli bir kadın mimar değildi, olağanüstü bir mimardı. Dolayısıyla asıl mesele yaptığımız işe kendimizi vermek ve en iyi olmak. Çünkü eşitlik sadece kadın için değil, eşitlik herkes için, sadece bugün değil, eşitlik gelecek için istediğimiz bir şey. Sevgili konuklar, biz Sabancı Vakfı aracılığıyla daha sağlam bir gelecek için katkı yapmaya çalışıyoruz 42 seneden beri. Yürüttüğümüz programlarla kadınların topluma eşit ve aktif katılımlarını sağlamak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Kadınları ve kız çocuklarının cam tavanları aşmaları için destek oluyoruz. Özellikle kadının insan hakları konusunda farkındalık yaratan ve sorunların çözümünde anahtar rol oynayan sivil toplum örgütlerini, sivil toplum çalışmalarına destek veriyoruz. Baktığımızda vakıftaki arkadaşlarımın, Kizerin Hanım burada, özverili çalışmaları hariç, Sabancı Vakfı olarak kadın alanındaki çalışmalara son 10 yılda 15 milyon TL'ye yakın kaynak aktardık. Ama daha önemlisi, bu çalışmalarla doğrudan 170 bin kişiye, dolaylı olarak da 700 bin kişinin fazlaya eriştik, ulaştık, dokunduk. Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz kısa film uzun etki yarışmasının temasını da mülteci kadınlar olarak seçmiştik. Diğer taraftan ekonomik katılımı teşvik ve cinsiyet eşitliği bilincini tüm toplulukta içselleştirmek için çalışıyoruz. Gururla söylüyorum ki ve insan kaynakların başında Meral Hanım da bizle beraber Türkiye ortalamalarının üzerinde kadın çalışan oranına sahibiz. Arkadaşlarımın sayesinde. Çalışanlarımızın %40'ı kadın. 2016 yılında Sabancı topluluğunda terfi eden çalışanlarımızın %52'si kadın oldu. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Daha iyisini istiyoruz. Ayrıca cinsiyet eşitliği konusunda da tüm topluluğumuzu aynı bilgi ve bilinç düzeyine getirmek için çalışıyoruz. Geride bıraktığımız yıl 10 bini aşkın çalışanımıza toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda online eğitim verdik. Çalışanlarımızın bu konuyu gönülden sahiplenmesi sayesinde de Sabancı gönüllüleri halen kadın alanında 45 farklı proje yürütüyor. Sevgili konuklar, birazdan hayata yön veren çok kıymetli isimleri hep birlikte dinleyeceğiz. Ben de bu konuşmaya hazırlanırken benim hayatıma yön veren veya hayatta yönümü bulmama destek olan kimler vardı diye düşündüm. İlk aklıma dedem Hacı Ömer Sabancı geldi. Hiç ayırmadan 3 yaşında itibaren beni fabrikaya götüren Hacı Ömer Sabancı. Daha sonra ilk yöneticilik eğitimimi aldığıma inandığım 6 çocuk, 6 gelin, 16 torununu idare eden tam bir Anadolu kadını olan babaannem. Ve bana bilginin, bilimin kıymetini öğreten Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden Halide Edip'in öğrencisi anneannem Rukiye Tarcan. Elbette tüm yaşantım boyunca
sağlam duruşuyla yanımda olan annem. Her zaman, her alanda desteklerini hissettiğim kıymetli amcalarım. Ve tabii ki, 30 yıla aşkın birlikte çalıştığım Sakıp Sabancı. Hepsine sonsuz teşekkürlerim var. Sakıp Bey bana, kızım sana kapıyı açıyoruz. Ama içeri girmek, orada kalmak ve orada başarılı olmak sana bağlı demişti. Şükranlarım var ama zannediyorum mahcup etmedim amcamı. Türkan Hanım bugün bizle beraber. Gördüğünüz üzere herkesin olduğu gibi benim hayatıma da yön verenler arasında hem kadınlar hem de biraz önce de söylediğim gibi çok akıllı erkekler var. Onlardan kavga etmeden ama çok iyi hazırlanarak, çok akıl alarak mücadele etmeyi, gerektiğinde sabretmeyi ama asla vazgeçmemeyi, yere sıkı basmayı, gelen geçen rüzgarlardan etkilenmemeyi ve en zor zamanlarda dahi gülümsemeyi öğrendim. Bu öğrendiklerimin ve bana destek olanların kıymetini sonraları daha da çok iyi anladım. Çünkü herkesin hayatta eşit başlamadığını biliyoruz. İşte bu nedenle Sabancı Vakfı'nda, vakfımızın kuruluşundan itibaren bunun bilincinde ve bunun sorumluluğunda çalışmalar yapıyoruz. O nedenle kadınların hayatın her alanında kendilerine yer bulabilmesi ve dengelerin eşit kurulması için çalışıyoruz. Hayalim tüm kadınların çocukluklarından itibaren desteklenmesi, eğitime erişilebilmesi ve böylece ayaklarının üstünde duran eşit bireyler olarak yaşamalarıdır. Dünya Kadınlar Günü 1900'lerden bu yana var. Ama ne zaman biz 8 Mart tarihini, Erol Bey de aynı fikirde, özel bir gün olmaktan çıkarırız, ne zaman böyle toplantılar düzenlememize gerek kalmaz, işte o zaman gerçek eşitliği sağladığımıza inanıyorum. Hepinize, tüm kadınlara ve tüm erkeklere, tüm dünyaya bu güzel günün bize güzellikler getirmesini, bilinçlendirmesini ve katkılarımızı eşitlik adına, her alanda eşitlik adına katkılarımızı artırmasını diliyorum. Gelip katıldığınız için hepinize tekrar topluluğum adına teşekkür ediyorum.